Herkese selamlar, ben Geek'te Gecko. Final Fantasy 9'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm gemimiz Prima Vista ormanın tekine çarpmıştı. Gördüğünüz gibi kül ve enkaz halinde. Bu bölüm Prenses Dagger ve Vivi geçen bölümde bir yaratıktan kaçıyordu. Onu bulacağız büyük bir ihtimalle. Bulunmaya çalışacağız daha doğrusu. Şuradan devam edelim. Kütüğün içinden geçerek. Evet, Evil Forest'teyiz. Şeytani orman yani. Artık rastgele savaşların çıkabileceği bir yer burası. Gibi. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Burada Happy Top'u 3 tane yaratık var karşımıza çıkabilecek. Goblin, Fang ve bir de çiçekvari bir yaratık. Fang çıktı karşımıza. Teke tekiz, yanımızda herhangi bir kimse yok. O yüzden pek de fazla level up yapmak istemiyorum açıkçası. Fakat yine de... En azından şöyle bir level atlasak güzel olacak. Gördüğünüz gibi alt ettik hemen. Ha bu arada ilk bölümde ilk savaşımızda hemen level up yaptık bile hatta. Çaldığımız Mage Master'ı Zidane'a eklemek istiyorum. Evet, güzel oldu. Bu bölümde eşyalardan çeşitli özellikler öğreniyorsunuz. Ability'leri bu şekilde öğreniyorsunuz yani. Mesela Mage Masher'ı rahatlıkla Dagger'ın yerine alabildik. Çünkü ikisinde de free özelliği var. Artı Mage Masher'ın detect özelliği var. Leatherhead herhangi bir şey üretmiyor. Çünkü Fire Zidane'a yaramaz. Zidane hırsız jobonda bir karakter. Wristen Fleagil özelliğini öğreneceğiz. Leather Shirt'ten de Protect Girls özelliğini öğreneceğiz. AP'lerle öğreniyoruz. Savaşlardan topladığımız bunları. Bunun dışında bir potion kullansak hiç fena olmayacak. Evet, yolumuza devam edelim bakalım. Karşımıza başka neler çıkacak. Başı belada. Bu da neyin nesi? Neyin nesiymiş bakalım. Oha. Prensesi hemen serbest bırak. Evet, gerçekten seni dinleyecek. Sanki diyor. Haydi. Evet, Zidane ve Steiner'la beraber... Bu neydi belirsiz bitki yaratığa karşı savaşıyoruz. Prenses Garnet'i tutsak olarak almış gördüğünüz gibi. Biraz FF8'in sonundaki Adel Savaşı'na benziyor. Ve Zidane Trance oldu. Trance, FF8'deki Limit Break'lere benzer bir özellik. Bu ışık da neyiz? Neyin nesi? Bilmiyorum. Bir şekilde gücümü artırıyor. Gerçekten trans olabilir mi? Daha önce duymuştum. Trans özelliği duygusal atlamalarla kendini gösteriyormuş. Duygusal aşırı yüklemelerle yani. Bu bitkinin bir diğer özelliği de Prenses Garnet'ten. Tabii şey çalması, HP çalması. Trans'te gördüğünüz gibi Dine diye bir özellik açıldı Zidane'e. Kullanıyoruz. Bakalım ne kadar zarar verecek. Az siktir. Game over oldu lan. Vay amına koyayım ya. Peki. Evet, bu sefer eşeklik edip Tidal Flame'i kullanmayacağım. Tidal Flame'in daha doğrusu birden fazla rakibe zarar verdiğini unutmuşum. Prenses Garnet'te tabii bundan payını aldı maalesef. Final Fantasy 9'un 7 ve 8'e göre daha zor olduğunu söyleyenler var ki haklı payları var. Çünkü burada işte 30 kere 9999'luk saldırı yapabileceğiniz şey... özelliğiniz falan olmayacak oyun boyunca.
maksimum bir kere 9999 zarar verebiliyorsunuz. Evet, aynı hataya düşmedik bu sefer. Princess Garnet'i bir şekilde korumalıyız bu herifçi olduğundan. Bir kere daha Free Energy'yi alalım bakalım. Evet. Öldüremedik, sadece kaçmasına sebep olduk. Prenses, prenses! Bu da neyin nesi? Nereye gitti? Gitti. Evet, gerçekten gitti. Ortalıkta yok. Herhangi bir büyü yapmak için çok korkmuştum. O yaratık muhtemelen onu yiyecek. Nasıl böyle bir şeyin olmasına izin verdim? Üzülme, daha ölmedi. O yaratık sadece bir uşaktı. Muhtemelen onu prensesi ustasına götürecek. Bu da demek oluyor ki prenses hala... Hadi! Hemen onu bulmalıyız. Çüş! Haydi! Bu sefer Vivi'yi aldı. Tuzağına. Trans'ın şöyle bir özelliği var. Olduğu savaştan ayrıldıktan sonra tamamen sıfırlanıyor. Zaten ATB barının altındaki çubuk, trans çubuğu, o dolduğu zaman trans oluyorsunuz. Böyle bir dezavantajı var yani. Steel yapalım bir. Bir de Sword Art'tan Sword Art yapamıyoruz. Kötü. Henüz öğrenmemişiz. Evet, Vivi'nin HP'si 67'de 43 oldu. Bu savaşın güzel özelliği, Princess Garnet'in aksine Vivi de aktif olarak savaşıyor elemanla. Oo, Broadsword aldık, güzel. Zidane'ın hırsız jobunda olduğunu söylemiştim. Steiner Knight, Vivi Black Mage, Dagger White Mage. Job özellikleri Final Fantasy'ye ilk önce Final Fantasy 5'te eklenmişti. Final Fantasy 9'da Final Fantasy 5'e bu şekilde bir selam çakmış. Kaç HP'si kaldı? 16. Hemen potion vermemiz lazım Vivi'ye. Yoksa ölecek. Güzel. Fullemiş olduk Vivi'nin HP'sini. Bir kere daha seal yapalım. Oyunda zaten Zidane'i daha çok steel için kullanacağım. Ben ne kadar atakları kuvvetli olsa da steel'e benim için çok daha önemli. Bazı yaratıklardan çok güzel şeyler kapabiliyorsunuz. Ve yaratığı böylelikle gebertmiş olduk. Vivi'yi serbest bıraktı. Fakat ölürken bir gaz bulutu saçtı ortaya. Bakalım ne olacak. Experience alamadık. Sadece 3 AP aldık. Güzel. Phew. Teşekkürler. İyi misin? Evet, sanırım. Haydi. Hem Vivi hem Steiner bu sefer. Princess. Evet, ekibimiz boku yemiş durumda tamamıyla. Siz çocuklar şanslısınız. Bizim zamanımızda yoktu böyle bir şeyler diye devam etmesini bekliyorsun tabi. Eğer Zidane olmasaydı ikiniz de ölmüştünüz. Ormandaki bazı yaratıklar diğer hayvanlara tohum ekerek ürüyorlar. Ve tohumlar saçıldığı zaman hasta la vista. İşte o zaman biftek oluyorsun. Ölecek miyim? Hayır, iyi olacaksın. Al bunu iç. Vücudundaki bütün tohumları süpürecektir.
İyak! İğrenç bir tadı olsa gerek. Prenses. Şimdi geliyorum. Geri çekil. Arkandaki oda. Git. Prenses. Çok büyük tehlikede. Onu yalnız başına bırakmayı mı düşünüyorsunuz? Durumun elverişsiz. Prenses hakkında endişelenme. Patron bir şeyler düşünecek. Hey! Dur! Biraz dinlen. Evet ve sana verdiğim ilacı da iç. Evet, Steiner inatçının teki. Anladığınız kadarıyla. Kahretsin. Sadece burada duramam. Prensesin hayatı ellerimde. Patronları ne başarabilir ki? Bu ilaç iğrenç kokuyor. Ve rengi çok belli ki bu bir zehir. Artık dayanamıyorum. Tanrım bana yardım et. Böyle içersin amına koyayım. Hey! Çok da kötü değilmiş. Unut bunu. Miste doğan yaratıklar her yerde dolaşıyor. Öyleyse ne olmuş? Dışarıda benim halledemeyeceğim hiçbir şey yok. Evet ama yaralılar hakkında ne yapacağız? Onları beraberimizde götüremeyiz. Onları nasıl taşıyacağız? Güven bana. Eğer şimdi dışarı çıkarsak hepimiz harcanırız. Adamlarım prensesten daha önce geliyor biliyorsun. Çok kötü. Tseh! Herkes iyileşene kadar kalıyoruz. Ne kadar koca bir götü var lan bak onu. Şimdi fark ettim. Bu gemiden dışarıya adımını atmasan iyi olur. Anladın mı? Onu terk ettiğine inanamıyorum. Koca bir korkaktan başka bir şey değilsin. Başka bir şey söyle... Başka söyleyecek bir şeyim yok. Eğer benimle aynı fikirde değilsen... Çeteyi herhangi bir zamanda bırakmakta özgürsün. Diyor. Restini çekti Baku. Restine rest ulan. Böyle de arkamızdan bakıyor tabi. Evet bir Active Time Event daha çıktı ortaya. Benim bu arada Select tuşum bozulmuş durumda herhalde. Bir türlü basmıyor. Kötü haber. Yavrucuğum. Select. Pause'a basıyor, select'e basmıyor. Çok kötü. Select tuşunu başka bir tuşa atamam lazım. Time to escape ve girl who was left behind. Acaba hangisini seçsek? Arkada kalan kızı seçelim. Bakalım neler olup bitiyor. Prenses Garnet zannettim değilmiş. Ruby burada kalmış. Prenses Dagger buna Prenses Garnet buna çarptığı için bir sürü mızmızlanan kadın bu. Herkes nereye gitti? Ve ben şimdi ne yapmalıyım? Evet gerçekten muhteşem bir anıymış. Bir tane daha var. Kaçış zamanı. Yapı çok kötü bir durumda. Belki de duvarı kırarak buradan çıkabilirim. Düşün bakalım nasıl çıkacaksın. Ateş ateş! Beni dışarı çıkartın. Hala çok iyi hissetmiyorum. Evet götünün altında bir oyuncak bebek var. Nedir bu? Ne kadar çirkin bir bebek. Prenses Garnet 15 yaşında. Bu kadar kötü bir... Berduş bir bebeğe nasıl prensesin ismini yazabilirler? Ayrıca prenses 15 yaşında değil, 16 yaşında. Prenses. Evet, gerçekten çok büyük fark var 15 ile 16 yaş arasında.
Bir de My Little Baby diye bir... Benim küçük bebeğim. Buralarda bir yerde olması lazım. Ha? Kahretsin. Nerede bu? Benim garnet bebeğime ne oldu? Adamım, şimdi nasıl uyuyacağım? Garnet'in bebeğiyle uyuyormuş anlaşılan Sinna. Jeez. Zavallı bebek. Büyük bir ihtimalle ateşte yanmıştır. Evet, simbalistimiz de burada. İnsanlara saldıran bitkiler. Sanırım buraya şeytani orman boşu boşuna dememişler. Oh Blank, ne haber? Sorun ne? Neden bu kadar huysuzsun? Otur ve rahatla. Bir süre hiçbir yere gitmiyoruz. Sen öyle san. Sen öyle san. Kızı kaçır bir... adam kaçırma. Kızı en az iki kişi sik. Irza tecavüz. Her gece esrar takıl. Dört, nereden baksan içicilik. Bütün bu bokları yedikten sonra polislerin yüzüne bakıp kazayla oldu abi diyemezsin. Adamın götünden kan alırlar Kamil, kan. Hem demezler mi siz misiniz ulan bu şehrin zaptiyesi diye? Gemide filmi kesin izleyin. Benden tavsiyedir. Benden vasiyettir. Bu yaşlı şövalyeyi kilitledik. Bu odaya diyor. Zaman zaman biraz huysuzluk yapıyor ama o kadar da kötü biri değil. Peki. Steiner'ın olduğu odada bir hazine sandığı vardı ama artık başka zamana. Duydun mu şunu? Birileri ağlıyor. Burada ölecek miyim? Ölmeyeceksin lan, bir şey olmaz. Burada ne varmış? Bir sandık daha varmış. Potion. Bu arada wrist aldık. Ya da aldığımız herhangi bir şeyden bizi etkileyecek bir şey. Silk shirt var. Silk shirt gördüğünüz gibi defansı 6'dan 7'yi çıkartıyor. Fakat hala leather shirt'ten öğrenmemiz gereken protect girls, yani kızları koru özelliği var. Bu yüzden upgrade edemiyoruz. Final Fantasy 9'un tek kötü özelliği bu. İstediğimiz gibi upgrade edemememiz. Vivi'nin yanına bir uğramak istiyorum. Durumu nasıl, nedir ne değildir bir kontrol edelim. Çocukcağızı bizim yüzümüzden başına gelmedik kalmadı zaten. Ha, burada bir hazine sandığı daha varmış. Eder aldık, güzel. Şimdi şu odada olsa gerek Vivi. Hop, burada bir hazine sandığı daha var. Bir eder daha aldık. Burada başka bir şey yok mu baya? Varmış. Oo, 116 gil. Çok güzel. Evet Vivi. Oo. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Aa, hiç bahsetme bile. Ayrıca günü kurtaran senin kara büyündü. Biliyor musun? Senin gibi küçük birinden beklenmeyecek kadar büyük kudretlerim var. Sorun ne? Sana küçük dediğim için mi kızdın? Hey, sen muhteşem güçleri olan muhteşem bir büyücüsün, tamam mı? Görünüşün canlı cehenneme. İçindeki önemlidir. Üzgünüm. O yaratık onu yakaladığı zaman hiçbir şey yapamadım. Hey, prenses hakkında endişelenme. Onu geri getireceğim, söz veriyorum. Teşekkürler Bay Zidane. Hoa! Şimdiye kadar ilk kez birisi bana Bay diye hitap ediyor. Sadece Zidane de, tamam. Tamam Zidane. Evet, başka da bir şey demiyor. Sevgili minik Vivi. Jeez. Bayağı morale bozuk.
Belki de o sözü verdirmemeliydim. Onu bulabileceğimi bile bilmiyorum. Ve bir flashback yaşanıyor. Adamım. Hiç bu kadar tuhaf hissetmemiştim. Belki de bizi kader bir araya getirdi. Açıklayamıyorum. Tuhaf. Niye öyle hissetti ki acep? Adamım. Onun hakkında düşünmeden duramıyorum. Tabii ki ona gidip bakacağız. Tabii ki. Bunda düşünerek ne var? Şirin biri ve başı belada. Bu kadarı yeterli. İşte buradasın. Neden bu kadar ciddisin? Why so serious? Şimdi ne yapacaksın? Şövalye ve kara büyücüyü alıp prensese bulmaya gideceğim. Deli misin sen? Dışarıda ne olduğunu bilmiyoruz bile. Ayrıca patronun buna izin vermesine imkan yok. Biliyorum. Jeez. Neden sürekli kahramanı oynuyorsun? Patron seni öldürecek. Pekala, ne bekliyorsun? Git de patronla konuş. Peki. Madem öyle, patronumuzla yüzleşelim bakalım. O, burada da bir hazine sandığı varmış. Bronze Gloves. Fakat Baku burada değil. Acep nerede? Konuşacağız da efendi. Patron nerede? Bana bunu söyleyin hele. Neredesin lan? Uhu, Baku. Etrafına bir bak. Bu noktada eğer kendimizi savunabilirsek buna bile şükür. Doğru diyorsun. Durumumuz berbat ötesi. Lan ufacık göt kadar Prima Vista'da Baku'yu bulamıyoruz, iyi mi? Hah. Açuu! Çok yaşa. Çok uzun sürdü. Uyuyakaldım kahrolası. Demek gidiyorsun ha? Evet. Garnetown'a kaçıracağıma söz vermiştim. Neden olduğunu sormadım ki. Seni suçlayamıyorum doğrusu. Gerçekten çok güzel. Bu da sanırım yeterli bir sebep. Pekala. Umarım hazırsındır. Çünkü seni kuralları kırdığın için çok fena benzeteceğim. Pekala. Pekala. Kıçını kargo odasına getir. Orada daha fazla alanımız var. Ne yapacak lan? Dövecek mi Zidane'i? Pekala. Her zaman hazırız. Geri durmayacağım hiç. Oo. Evet, Baku'yla bir dövüş edeceğiz anlaşılan. Elinden geleni ardına koyma Baku. Yine ortada bir engebe var. Büyük ihtimalle bazı zamanlarda takılıp düşebilir bize saldırırken. İlk hamleyi biz yapıyoruz. Bir de Tie Potion aldık. Oha, 36 zarar verdi. Çöş. Muhakkak çalabileceğimiz güzel bir şeyler olması lazım Baku'da. Baku dedikçe aklıma Baku geliyor. Hoppa, 30. Çok yakında potion kullanmak zorunda kalabiliriz. Hadi ama.
Evet, potion kullanmanın tam sırası, yoksa geberip gideceğiz. Güzel bir şeyler olması lazım Bakuda'ya. Öyle olduğunu hatırlıyorum en azından. Haha! İşte bundan bahsediyordum, takılıp düşmesinden derken. Iron Sword'u aldık. Çok güzel. Bir adet Broadsword'umuz, bir de Iron Sword'umuz var. Başka bir şeyim var mı? Kaldı mı? Başka bir içinde bir şey kalmamış. Artık bize saldırabiliriz gönül rahatlığıyla. Sevgili patronumuz Baku'ya. Domuz kılıklı, sakallı bıyıklı tipe. Tipini siktiğim. Gıdıklandı diyor. İbneye bak. Has siktir. Portion. Evet, Final Fantasy 9 aşağı yukarı bu mimaride bir oyun. 8'den çok daha karikatürize tipleri var. Fakat oyun kimilerine göre en güzel Final Fantasy. Bakalım siz ne düşüneceksiniz hakkında. Ben de çok severim. Favorilerim arasındadır. Fakat Final Fantasy 8'i daha çok severim Final Fantasy 9'dan. Final Fantasy 8 benim için hem ilk Final Fantasy'm hem de en sevdiğim. Pekala, sen kazandın. Elbette biz kazandık. Yarrak. Kahrolayım. Bravo. Git de prensesini bul. Aha, iki büklüm oldu Zidane. Kahretsin, acıdı. Bu sonuncusuna kadar bütün yumruklarını hafif vurmuş. Evet Baku. Git bakalım Zidane. Kilerin kapısını, kilidini açtım. Böylelikle gidip şövalyeyle konuşabilirsin. Teşekkürler. Gittiğine inanamıyorum. Delisin sen. Deliyiz tabi. Onu yendiğini gördüğümde şaşırdım. Göründüğünden daha da tehlikelisin. Evet, şimdi Steiner ile konuşmamız lazım. Gidelim bakalım inatçı şövalyeye. Hadi ama. Bir bebekle oynamak için çok yaşlısın. Sessizlik! Senin gibi bir köylü asla anlayamaz. Sadece prensesin düşüncesiyle elem bağladım. Eğer siz hırsızlar onu kaçırmasaydınız, her şey sizin suçunuz. Eğer prensese bir şey olursa, senin kelleni gövdenden ayıracağım. Sakin ol, jeez. Gidip ona bakmaya gidiyorum. Eğer iyi davranacağına söz verirsen benimle gelmene izin veririm. Ne diyorsun paslı? Paslı mı? Ben Adalbert Steiner. Pluto Şövalyelerinin kaptanı. Ve senin gibi iğrenç hırsızlarla asla çalışmam. Kaptan mı? Senin bir er olduğunu anlamıştım zaten o ucuz paslı zırhından. Bak, bunun Tantalus'la hiçbir alakası yok. Bu benim kendi verdiğim bir karar. Sadece Garnet'ı kurtarmak istiyorum. Yalan söylemiyorsan iyi olur. Çünkü söylüyorsan seni öldürmekte asla tereddüt etmem. Tabii. Sana güveniyorum paslı. Yanılgıya düşme. Seninle sadece prensesi kurtarmak için geleceğim. Her şey bittikten sonra seninle bizzat ben ilgileneceğim. Her neyse. Sadece ikimiz gidersek zor olabilir. Efendi Vivi'nin de yardımına ihtiyacımız var. Neden ona efendi diyorsun? Gerizekalı. O kara büyücünün tahayyül edemeyeceğin güçleri var.
Onun işe bulaşmasını istemiyordum ama heyhat. Ne gelir elden? Prensesi kurtarmak için Efendi Vivi'nin güçlerine ihtiyacımız var. Pekala, gidip Vivi ile konuşalım. Hop hop hop. Konuşmadan evvel gidip hazine sandığına bir bakalım. Ne var içinde? Eder. Bu arada Steiner'a Broadsword'umuz var zaten. Iron Sword'u gördüğünüz gibi yine alamıyoruz. Çünkü Beast Killer'ı öğrenmemiz lazım. Buck Killer, Bronze Ham. Bronze Gloves, güzel. Bronze Armor diye onun alternatifi yok. Pekala, Vivi'ye ile konuşmaya gidebiliriz artık. Yok, buradan değil. Göt kadar gemide yolumu şaşırıyorum yahu. Bu ormandan çıkmak zor olacak fakat... Mistin altında gezinmek daha da tehlikeli olacak. Lindblom'un çok uzun bir yolu var. Markus. Patronu yendiğini duydum. Kesinlikle sen bir şeysin. Neden patron sonrasında güldüğünü anlamadım. Belki de ona çok sert vurdum. Belki de. Evet Vivi. Hadi bakalım. Prensese bakmaya gidelim. Gerçekten mi? Süper. Dikkatli olun, tamam mı? Aslında senin de bizimle gelmeni istiyoruz. Ha? Ama ben hiçbir şey yapamam. Nasıl bir şey yapamazsın Efendi Vivi? Büyün o yaratığa karşı müthiş etkiliydi. Bütün dürüstlüğümle senin gücüne bu şebeleğinkinden daha çok güveniyorum. Ama korkuyorum. En son kıpırdayamadım bile. Lütfen Efendi Vivi. Prenses Garnet'ın ve Alexandria'nın iyiliği için sizden yardımınızı dileniyorum. Hadi ama sen bir kara büyücüsün. Ne olduğunu bize göster. Pekala, hadi gidelim. Peki. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Teşekkürler Efendi Vivi. Efendi Vivi. Evet. Kara büyün hakkında bir deney yapmak istiyorum. Eğer merak ediyorum da... Pıs 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 pıs. Büyülü kılıç mı? Pekala, bir deneyelim. Acaba ne yapacak? Evet, şimdi 3 karakter oldu ekibimizde. Steiner, Zidane, Vivi. Mage Staff, Fire öğreniyor. Vivi. Leatherhead. Bu da Fire öğretiyor. Wrist alalım. Evet, Silk Shirt'te Thunder öğretsin. Çünkü Leather Shirt'ten öğrenecek hiçbir şeyimiz yok. Kızları koru gibi bir özelliğin Vivi'ye yakışacağını zaten düşünmüyordum. Evet, gemiden ayrılabiliriz artık. Nereden gidiyorduk lan? Aha. Bu sefer cidden unuttum. Şuradan, ha. Oh, blank. Jeez. Şimdiden ona asılıyorsun değil mi? Bir kızın başının belada olduğunu bilip oturamam. Doğama aykırı. Her neyse. Boklarla dolusun. Oo, anladım. Tatlı pasta yalacağım için kıskanıyorsun. Pişt. Benim tipim bile değil. Buraya bunu vermeye geldim. Sürekli beni düşünüyorsun. Ama bunun için bir bu hamlem için bir aşk iksirine ihtiyacım yok. Neden aklını kızlardan bir an olsun ayırmıyorsun? Kara büyücü ve şövalyeye verdiğim ilaç bu. Bir çeşit tohum sökücü diyelim. Süper.
işe yarayacak. Neden her zaman ben sana yardım ediyorum? Evet, Blank'in ilacını aldık. O evet. Patrondan da bir tip var sana. Tamam, abilities'den bahsediyor. Hey Blank. Aa, özellikleri nasıl ayarlıyorduk diyor. Peki. Teşekkürler Blank. Seninle görüştüğümüzde görüşürüz. Gibi saçma sapan bir laf etti. Blank de asla ya ne dersin dedi. Evet, başladığımız yerdeyiz. Sinna'dan bir şeyler alabiliyorduk. Kurallar kurallardır. Artık Tantalus'ta olmadığına göre senden para almak zorundayım. Üzgünüm. Neye ihtiyacım var diyor. Şimdi eye drops. 5'i tamamlayalım. Tent'i almayalım. Tent. 4 tane antidot. 2 tane Phoenix Down. 3 tane potion yeterli. Ve oyunumuzu kaydedelim burada. Başladığımız yere geri dönmüş gibi olduk. Fakat gelecek bölüm biraz daha ilerleyeceğiz. Bölüm de harbiden uzamış baya. Evet. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Final Fantasy 9'un gelecek bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.